Ankara'da Sucu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Sucu Bey ile birlikteyiz. Uğur abicim kolay gelsin. Çankırı'nın konuşulan ve tartışılan bir ismi olarak Uğur Sucu'yu tekrar ziyaret edelim istedik. Uğur abi öncelikle işler nasıl gidiyor, piyasa nasıl diye sorsak. Bir ticaret erbabı olarak. Nasıl abi şu anda? Suat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Kolay gelsin. Röportaj yapıyorum sizinle. Uzun zamandır Allah razı görüşmedik. olsun. Bayağı oldu abi ya. Yani bir 2 ay oldu herhalde. Ondan sonra cuma dedik ki bir gelelim, Uğur Bey'i ziyaret edelim. Çankırı ile alakalı, siyasetle alakalı, ticaretle alakalı söylemlerinden, fikirlerinden biraz faydalanalım istedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Abi şu anda ekonomi nasıl diye sorsak. İlk sorumuz bu olsun. Biraz faizlerin düşmesiyle bir kıpırdanma oldu gibi. Evet. Ama ümidim var, güzel olacak. Ama hemen olacak mı? Biraz herhalde zamana ihtiyacı var. Biraz zaman ihtiyaç var. Zamana ihtiyacı var. Zamanla bakalım göreceğiz. Ben ümitliyim. Aldığımız işler var. Yapacağımız taahhütler Allah var. kolaylık versin abi. Ekonomiye güvenmesek, ülkeye güvenmesek bunları almazdık Evet. zaten. Bakalım zamanla inşallah her şey daha iyi biçimde Abi inşallah diyelim. olacak. Uğur abi şimdi Çankırı'da konuşulan ve tartışılan bir isimsin. Onu özellikle ben söyleyeyim. Olumlu mu, Diyor olumsuz mu? abi hem olumlu hem de olumsuz da konuşan var tabii ki. Çünkü niye dersek siyasette ticaret gibi biraz rekabet isteyen bir olgu. Onun için nasıl ticarette rekabet varsa siyasette de rekabet var. Tabii rekabetin şartları bazen değişiyor. Onun için her türlü söyleme hepimizin hazır olması gerekiyor diye düşünüyorum abi. Ben şimdiden hakkımı helal ediyorum. Ben şimdiden hakkımı helal ediyorum. Çankırı hemşehrilerime hepsine buradan selamlar sizin vasıtanızda. Allah razı olsun. Sizden geldim. Uğur abi mesela şöyle bir soru sorayım ben. Şimdi AK Parti il başkanlığı için genel merkeze çağrıldınız. Genel merkeze çağrıldığınızda Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ya Çankırı'dan adam kalmadı da Ankara'dan niye adam çağırdınız gibi bir söylem oldu mu abi? Yok, hayır. Yok, öyle bir söylem olmadı. Olmadı değil mi? Olmadı. Hani böyle bir söylemi biz duyduk, size de soralım dedik. Yok yok. Canlı canlı buradan soralım. Peki Uğur abi, Onlar kendi düşünceleri olabilir onlar. anladım. Peki Uğur abicim, şimdi geçenlerde sizin bir söyleminiz vardı. Bundan 2 ay önce masaya vurduğun zaman ses gelecek. Senin vurduğun masadan ses gelmiyorsa karşı masadan ses gelir söylemi vardı. Önce bu ne manaya geliyor diye soralım. Sonra da biz bunu AK Parti Genel İl Başkanı Abdülkadir Çelik Bey'e sorduğumuzda biz masa siyaseti yapmıyoruz. Ondan sonra gökdelenlerde, rezidanslarda fotoğraf çekinip siyaset yapmıyoruz, siyaset meydanda yapılır gibi bir söylem vardı. Bu hususta ne dersiniz abi? Uğur Sucu'nun herkese faydası olur. Evet. İhtiyacı olan herkese faydası olur. Uğur Sucu'yu yanımızda bulundurmamız lazım. Yani ben kendimi göklere çıkartmıyorum ama ben de bir değer olduğuma, işimde başarılı olduğuma inanamıyorum. Şimdi il başkanı bizim il başkanımız. Hiçbir sıkıntı yok. Bizim il başkanımızdır. Biz bazı şeyleri çözeriz. O bana bir şey söylemiştir, ben ona söylemiştir ama hiç sıkıntı değil. İl başkanı bizim il başkanımız. Bu sözü alındınız mı abi? Bu cevabı alındınız mı? Yok, hiç anlamadım. Yani şöyle, ya şimdi Türkiye nereden yönetiliyor? Ankara'dan. Ankara'dan yönetiliyor. Şimdi Ankara'da bulunuyoruz. Bunun da artıları var. Evet. Çankırı'da buradan zaten 100 kilometre, 45 dakikada, yarım saatte gidersin. Sıkıntı değil yani, buradan da yönetilir her türlü şey. Yani ülke buradan yönetiliyor ki Çankırı'nın yönetilmesi sıkıntı değil. Çankırı da bizim memleketimiz. Ama il başkanı bizim il başkanımızdır. Biz onun yanında da oluruz ama istemesi lazım. Yanında istemesi lazım. Yani gelsin burada il başkanlığı olabilir falan diye, benim yanımda 2000 kişi çalışıyor. Ben İşimi bıraktı. iyi bir miktarda hani vergi veren bir insanım da. Birçok aileye, birçok insana da ekmek veriyoruz, aş veriyoruz. Abi Çalışan yıllık insanlar. vergi ne kadar? Ya onu o çok gizlidir ya. Ben de son şeyleri bilmem ama bayağı var herhalde. Bir 10 trilyon var mıdır abi? Milyon.
Vardır değil mi? Anladım abi. Peki Uğur abi şöyle bir şey sorayım ben. Masa başı siyaset mi önemli yoksa sokak siyaseti mi önemli? Yani şimdi sokak siyasetimiz halkla iç içe olmak lazım. Halkın dilinden anlamak lazım. Evet. Bu çok ayrı bir şey. Halk seni benimsemesi lazım, sevmesi lazım. Bunu ayrı bir yere koyuyorum ama çoğu şeyin de masa başında çözüldüğüne inanan da biriyim yani. Siz gidersiniz, bir bakanın önünde beklersiniz 2 saat, 3 saat, işinizi halledemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ama telefonla işaret eder. Bilir ki yani 5 dakikada görüşür, işini bir telefonla halleder yani. Olay bu. Olay bu. Ama halktan kopmamak lazım. Anladım abi. Peki Uğur abi, önümüzde bir erken seçim görüyor musun? 2020'de. Valla bu soruyu Cumhurbaşkanımızdan başkası bilemez diye düşünüyorum ama yani benim kendi kanaatim olabilir. İhtimal dahilinde. Peki Uğur abicim, önümüzdeki günlerde Uğur Sucu'nun siyasetteki hedefi ne? Yani milletvekili olmak mı, il başkanı olmak mı, bakanlık mı? Yani, hedefiniz ne abi? Benim şöyle, şu an bir şeyler oluşmaya başladı gibi görünüyor ama benim hedefim her zaman yüksektir yani. Şimdi bana herkes işte milletvekilinde var mısın, nasıldır falan diye soruyor ama benim hedefim sadece milletvekilliği değil. Çankırı'dan bir bakan çıkartmak yani. Anlatabiliyor muyum? Ya bu bakan... Yani seçilsem de seçilmesem de seçilenleri ön plana itip bir bakan çıkartmak yani. Ya bunu yapmalıyız yani. Çankırı'da olay bu. Bakana ihtiyacı var. Bakan gelmiyor. Yani. Çankırı'ya bakan yok zaten. Vaziyet biraz öyle. İnşallah bir bakanımız olur. Bir bakan lazım. İnşallah. Yani niye olmasın? Niye şey düşünüyor, küçük bir şey, büyük bir şey? İnşallah diyelim ha. Burada bütün derneklerin, işte STK'ların hepsinin böyle iç içe verip birlikte olup ya biz şu insanı bakan yapmamız lazım deyip bastırmamız lazım. Öyle yapıyorlar. Birbirimize sahip çıkmamız lazım değil mi abi? Tabii artık bunu söyleye söyleye ezberledik, sahip çıkmamız lazım. Ama bunu artık yapmamız lazım. Söylemenin ötesinde ortaya koymamız lazım. Burada olan Çankırı yok. Anladım abi. Peki Uğur abicim, malum buraya bayağı bir Çankırı'dan ziyarete gelenler var. Artı siyasi partilerin önde gelen isimlerinden gelenler var. Bu vatandaşlar buraya niye geliyor sorusu merak ediliyor. Yani sadece halının önünde fotoğraf çekinmek gaye değil. Gelenlerin bir fikirleri, beklentileri ve söylemleri var. Uğur Sucu önümüzdeki yıllarda hem ülke siyasetinde hem de Çankırı siyasetinde önemli bir isim olacak diyebilir miyiz? Valla benim bir şey söylemem doğru olmaz da bunu Allah bilir ya. Ama ben istiyor muyum? İstiyorum. Ya bu gelenler herhalde boşuna gelmiyordur. Ya burada şimdi hani iş yapıyoruz Ankara'da. İşimiz burada. İster istemez buranın işte vekilleri, işte genel başkan yardımcıları, işte bakanlar. Bunlarla görüşüyoruz, geliyorlar. Bu Ankara'daki yaptığımız işlerden dolayı, buradaki görüşmelerden dolayı. Önceden de gelirlerdi zaten, bir şey değil. Anladım. Biz şimdi görmeyelim. Bunları ben çok da fazla paylaşmazdık ama işte sanal ortamda da çok fazla bir paylaşımım olmazdı benim. Şimdi biraz daha böyle bir siyasi şey olunca bunları hani işte paylaşıp insanlar da bilsin, insanlar da görsün. Yani çok esasında değişen bir şey yok. Ben önceden de görüşüyorum. Daha aktifde bazen paylaşmadığımız insanlar da yani şey yapmıyorum, paylaşmıyorum, yani yanlış anlaşılıyor. Anladım abi. Ama burada bir iş adamı kimliğimiz var. Sağcısı, solcusu, CHP'lisi, bütün partilerden buraya gelirler, görüşürüz, ben giderim. Adamın görüşü olur ama ben bir iş adamıyım. Ben, benim taahhüt işlerim var, özel sektörde işlerim var. O yüzden ben her kesime hitap etmek zorundayım. İş yapıyorum. O yüzden herkese hitap ediyorum. Yani böyle bir şeyimiz var. Bir birikimimiz var. Uğur abi, yeni oluşumun büyük bir ihtimal bu ayın sonunda veya Aralık ortasında ortaya çıkacağı konuşuluyor. Ali Babacan ve Davutoğlu'nun kuracağı partinin sizce Türkiye genelinde alacağı oy potansiyeli nedir? Siyasette bir denge unsuru olabilirler mi? Ya, benim şahsi görüşüm olamayacağı yönünde.
şahsi görüşü. Ortada bir söylem zaten yok. Yani sizce olabilir mi? Yani Ali Babacan iyi bir bürokrat olabilir. Zeki bir bürokrat olabilir. Tanıyoruz da. Ama şimdi liderlik vasfı, lider olmak, atik olmak, bunlar önemli şeyler. Halkla bir diyalog kurmak, bunlar çok önemli şeyler. Bunların o vasıf Ali Babacan'da var mı, yok mu? O bir tartışılabilir. Halkla bir şey kurabilir, o elektriği alabilir mi halk? Cumhurbaşkanımızın o ilk çıkışını oradaki onun işte hatipliği bir şiir vardı. Halkla olan diyaloğu çok farklıydı. Yani lider olmak çok farklı bir şey. Davutoğlu'na gelince yani işin çok zor olduğunu düşünüyorum. Peki lider olunur mu? Lider doğulur mu abi? Şöyle lider herhalde doğulur. Doğulur değil mi? Yani sonradan lider olmak biraz zor iş herhalde. Tabii. O kolay değil. Zor bir şey. Peki Uğur abicim, Çankırı'daki sivil toplum kuruluşlarıyla, örgütleriyle büyük bir ihtimal herhalde temas halindesiniz. Sizi büyük bir ihtimal arıyorlardır. Çankırı'dan en büyük, sizi arayanların en büyük sıkıntısı ne abi? Ya esasında sanki Çankırı'da bir sıkıntı yokmuş gibi, ama tabii böyle hani tek tük bir takım işte hastane işleri oluyor, bakanlıkta işler oluyor, işte iş alımlarıyla ilgili böyle işte talepler de oluyor. Tabii ben onları kırmıyorum ama öyle hani bir spesifik şöyle şu kadar büyük bir şey dediğim bir şey yok. Biraz da insanlar şey yapmışlar Çankırı'ya, böyle bir şehre küsmüşler gibi geliyor. Yani şehre küsmek demek, siyasetlere küsmek demektir yani. Yani, Çankırı'dan beklenti kalmamış gibi bir durum var. Biraz o durum var. Belediyenin başarısı. Peki şöyle bir şey olursa nasıl olur abi? Eğer ki ola ki bir erken seçim olasılığı olsa. Evet. Şimdi büyük bir ihtimal yarışacak iki parti var Çankırı'da. Birisi Milliyetçi Hareket Partisi, diğeri AK Parti. Yani böylesi bir süreçte her ne kadar ittifak olsa da Çankırı'da böyle bir çalışma sergilenebilir mi sizce? Yani şimdi ittifak... Hani bu ihaleye gireceğiz ama sen alma ben alayım der gibi bir durum olur. Yok, hayır öyle bir şey olur. Yani seçim ayrı ama şehir ayrı. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden yani şehir bizim yani şehrimiz. Orada yani hizmetlerin olması gerekir. Yani işte belediye Milliyetçi Hareket Partisi aldı. Ben burada işte onun önünü keseyim, şöyle olsun, ben bunu yapayım gibi şeyler olacağına inanmıyorum. Olmuyordur da zaten. Onlar da belli bir koordinede çalışıyorlardır zaten. Uyumlu bir çalışma var. Tabii yani şehrimiz çok büyük bir şehir değil. Ufak bir şey. Büyük şehirde belki bu tür şeyler olabilir ama bizim Çankırı'mızda olacağına inanmıyorum yani. Çünkü başarısızlık hepimizin başarısızlığı. Tabi bir iki soruyla hemen bitirelim. Seni de yormayayım. Zaten yorgunsun, sürekli dışarıdasın, çalışıyorsun abi. Uğur abi, şimdi siyasete hasbelkader Çankırı'da girdin. Çankırı'da siyaset yapmanın zor olduğunu da hatta size iletmişler de, söylemişler de. Söylüyorlar. Hatta yani Çankırı bırak Ankara'da, hatta İstanbul'da son şeylerde İstanbul'da yani ben daha kolay siyaset yapacağım mecralar var. Bunlar için teklif, çok güzel teklifler de var, çok büyük teklifler de var. Bunları şimdi paylaşmak istemem. Ama ben baştan beri de söylüyorum, ben Çankırı'da siyaset yapmak istiyorum. Çankırı'da siyaset Survivor gibi abi. Ben yani bunu birkaç kere yazdım. Survivor'da ne kadar kavga edersen o kadar SMS geliyor. Çankırı siyaseti de böyle biraz zemini kaygan, artı biraz gürültü patırtısı fazla olan bir şehir. Bu şehirde siyaset yapmaya kendinizi hazır görüyor musunuz abi? Tamamen hazır. Tamamen hazır. Tamamen hazır. Hizmetle. Tamam mı? Böyle hizmet edersen. Güzel bir projelerle gidip ama bunları yerine getirecek şekilde iş yaparsan halk seni benimser.
kötü konuşacaklar olacaktır zaten. Buna hazırım ben. Bununla ilgili söylenecek bir şey yok. Yani seni seven de olacaktır, sevmeyen de olacaktır ama şunu söylemeleri lazım. Ya bir uğursuzcu geldi, hizmetleriyle, her türlü şeyle, bilimsel çalışmalarıyla hizmetlerini yaptı. Projelerini sunuyor. Biz de bunu mumla arıyoruz şeyini söyletebilirsin ki inşallah benim amacım burada hedeflerim büyük. Sadece milletvekili değil. Bakan olmak istiyorum. İnşallah. Bakan yükselmek istiyorum. Şehrimizin milletvekiline ihtiyacı yok. Şehrimizin milletvekili var. Abi zaten şehrimizin ben seçilsem de seçilmesem de seçilen hangi milletvekili olursa olsun hatta milletvekili bırakın kim yani bir donanımlı biri olabilir. Biz bunu bakan yaptırmak için bütün çantalar İstanbul, Ankara hiç fark etmez. Ülkenin bütün genelindeki çantalarının bir olup bir bakan seçtirmemiz lazım. Çankırı'nın kalkınması için. Yani hak ediyor mu? Hak ediyor. Artık bir tane bakanımız olsun. Bu şehri daha da ileriye götürecek bir bakanımızın olması lazım. Çankırı'ya bakacak biri olsun değil mi abi? Yani işte bakanımız olsun. İnşallah. Temennimiz o. Abi peki buradan Çankırı'lı halkımıza, vatandaşlarımıza bizim unuttuğumuz, sizin eklemek istediğiniz, söyleyeceğiniz herhangi bir şey var mı? Valla şöyle, ben Çankırı'yla ilgili şimdi daha da iyi olacağından dolayı hiç sıkıntı olmasın, daha güzel olacak. Daha her şey iyi olacak Çankırı'yla ilgili. Bununla ilgili bir el birliği verebilirsek her konuda bizim tek eksikliğimiz bir olamamamız. Yani, en büyük sıkıntı bu. Ya işte gençlerden başlıyor yukarıya kadar hep bir sıkıntı. Onun adamı, bunun adamı, şu şunun şeyi falan. Yani bunları aşmamız lazım. Bir tarafa bırakmamız lazım artık. Yani bunu artık yapmamız lazım. Ben bununla ilgili esasında gençlere çok iş düştüğünü düşünüyorum. Onunla ilgili gençlerle görüşmek istiyorum. Beni arayabilirlerdi. Yani en azından üç tarafın yapamadığını gençlerin yapması lazım. Yani Çankırı'nın geleceği gençlerde birazcık onların kendilerini de göstermeleri lazım. Peki AK Parti Genel Merkezi'nde ve AK Parti teşkilatlar içerisinde önümüzdeki süreçte hızlı bir değişim olur mu? Olur diye düşünüyorum ben. Olabilir. Abi Allah razı olsun. Değerli vaktinizi bize ayırdınız. Teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. Gücünüzü artırsın. Estağfurullah. Çankırı'nın bir uğursuzcuya değil, çok uğursuzcuya ihtiyacı var. Cenab-ı Allah memleketimizin zenginliğini artırsın. İş yapan insanlarını artırsın. Çünkü memleketimiz gariban memleketi. Bu gariban insanların sahip çıkacak insanlara ihtiyacı var. Amin. Abi Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.